Teşekkürler. Hoş geldin Arıcan. Nasılsın? Sorar mısınız? Nereye gidiyorum? Bir saniye. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel akşamınız. Çok önemli bir mesele sorsun var. Sorsun nereye gidiyorum Arıcan, bu kıyafetle? Bu kıyafetinle nereye gidiyorsun? Amcamın oğlunun borç verdiği biri var. Hmm. O parasını vermemiş. Tahsilata mı? Ben de tahsilata gidiyorum. Yakışır. Güzel mi? Emanetsiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla Arıcan'ın yerini alıyoruz. Hoş geldin. Çok şıksın. Teşekkürler. Her şıkım, zamanki gibi. Çok. Hakan Bey hazırladı beni. O yüzden tabii öyle çok mi? Şıkım. Hakan Bey bir kocaman. Bu şıklığının bedeli var. Evet. Teşekkür ederim. Sen yakışıklısın Alişan. Teşekkürler. Yine önemli bir günde bir aradayız. Evet. Bir büyük finali bitiriyoruz. Ta ilk başladığında konuk olmuştum. Evet. Evet. Şimdi çok yine zaman oldu. Bir final akşamı. Evet. Bakalım, ben de merak ediyorum. Kızlar arkada çok heyecanlı. Onların heyecanına ortak olup. Finalistlerimize. 2-3 tanesini yakinen tanıyorum, evet. Hmm. Yakinen derken? Arkadaşlarım yani, o yüzden. Evet. Bayağı. O nasıl kadar yakın. Arkadaş? Şimdi orayı siz sorun. Çok yani, yıllardır. Ben de artık 20 yıl oldu. Dedikodu var arkadaşlar. Bir özel arkadaşlık oldu mu hiç? Bir yemişsiniz, içmişsiniz. Yok, hayır. Sonuçta ben de 10 yıldır televizyon programı yaptığım için konuk olan galiba orada 2 kişi var. Ben 10 yıldır televizyon profesyonelliği gelmiş öyle. Konuk olanlar var. Onun dışında programdan önce beni arayıp ben puan vereceğimi zannediyordum ama puan vermeyecekmiş galiba. Tabii. Evet. Tabii. O yüzden boşa çıktı. Öyle mi? Arayıp önden bana bak. Ben şey demiştim. Hanginiz benimle yemeğe çıkarsanız onunla daha fazla yaşayın demiştim. Arıcan'a bir alkış alalım lütfen. Teşekkürler. Arıcan, bir şey rica edeceğim. Hani ihtiyacı varla girdik ya, tam da onlara biçilmiş kaftan demiştik ya. Hani bir uyarlayabilir miyiz acaba şarkıyı? İhtiyacı var, ihtiyacı var. 66-88'e ihtiyacı var falan. Hepsi 66-88. Evet, herkese. İsimlerini yazacaklar, gönderecekler. Kimi destekliyorlar? Bu gece SMS'e ihtiyacı var. Var yani. Şimdi farz et ki sen sunuyorsun. İhtiyacı var, ihtiyacı var. Kızlarım bu gece SMS'e ihtiyacı var. Hay Allah. Çok teşekkür ediyoruz. Başlayacaklar. 66-88. Lütfen. Tamam, o da şarkı olmadı yani. Güfte sanatçının karışmıyor. Hareketli bir şarkım var, onunla şey yapacağım. Onu biraz nakarat olarak yapalım. 66-88. Beyaz bir kırmızı bir okuyacağım aslında. Ya öyle bir reklam var ya, herkes bir rakam. Le beyaz gül kırmızı gül var. Sonra onu okuyacağım, ona uyarlarım. Tamam. Tamam. O zaman süper. Çıkar bir şey. Oylamalar senden, rica ediyorum. Hiç merak etme. Çünkü ben söyleyince dinlemezler ama sen sanatçı olarak. Kızlar ne zaman çıkacak? Tamam, sabırsızlandı, çağırıyoruz. Sevgili izleyiciler, büyük final heyecanı yaşıyoruz. Evet, bu gece 5 finalistimiz var. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel finalistlerimiz. Yani bu yarışmaya gelirken ne beklediler, ne umdular ve de ne buldular bilemiyoruz ama şu anda işlerinden geçen net. Büyük ödül 100 bin lira ve Türkiye'nin en sıkı kadın ünvanına sahip olmak istiyorlar. Heyecanlar bir hafta süresince sizlerin oylarına emanetlerdi. Bütün bir gece boyunca sizler oylarınızı göndermeye devam edeceksiniz 66-88'e. Gecenin sonunda da canlı yayına bağlanacağız ve oylama sonuçlarını her zaman olduğu gibi canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Ama heyecanın henüz başındayız. Çok iyi hazırlandılar. Bakalım, tabii ki koreografi Uğur Kanarez'e ait muhteşem bir koreografiyle karşınıza gelecekler. İşte karşınızda, işte benim stilim 2016'nın muhteşem finalistleri.
Podyumda dokusu keçe, yani keçeyle yapılmış çok hoş tasarımlar podyumda yürüyecekler. Türkiye'nin en şahane mankenlerinin üzerinde izleyeceksiniz. Özlediğimiz o defilelerden birini yaşayacağız. Sayın Nebahat Çağıl'ın keçe tasarımları bu gecenin defilesi. Bakalım kapı açılsın ve Nebahat Hanım'ın tasarımlarını hep birlikte görelim. Alkışlarınızla lütfen. Bilmem fark ettiniz mi? Defile esnasında modellerimizden, mankenlerimizden ikisi bizim eski yarışmacılarımızdan. Biri All Star'ın şampiyonu Ayşenur Balcı, diğeri de Tuğçe Ergiş. Alkışlarınızla onları yanıma davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Aman da aman, aman dur makyajınızı bozmayayım. Bu ne güzellik. Nasılsınız? Buyurun. İnanılmaz heyecanlandım. Ben elendiğim gün bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama sen hep heyecanlısın zaten Ayşenur. Finalimdeki heyecanımdan sonra yani bu hiçbir şey değil, değil bence. Mi? Üstüne hiçbir şey geçemez. Evet, kesinlikle. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok harikasınız. Siz de öyle. Biz yine bir büyük finaldeyiz gördüğünüz gibi. Bizde değişen bir şey yok. Sizde değişen var mı? Yok. Buradan sizi ekranda görmek isteyip görememiş olanlara, sizleri özleyenlere bir şey söylemek ister misiniz? Ya da finalistlere var mı bir öneriniz? Tadını sanırım çıkarsınlar değil mi? Evet, şu anın tadını çıkarmaları çok önemli. Çünkü bir daha bugünü yaşayamayacaklar. Peki, mesela sizi sevenlere var mı? Herkese öpücükler gönderiyoruz o zaman. Tuğçe? Ben de bir kez daha dedim ki iyi ki bu yarışmaya katılmışım. İyi ki burada olmuşum. Ve iyi ki bugün de bu vesileyle buradayım. Çok mutluyum. Hem sizi görmekten çok mutlu oldum. Hem de tekrar bu podyumda, bu sahnede yürümekten çok çok keyif aldım. Herkese kucak dolusu sevgiler. İyi ki sevdiniz. Biz de olmaya devam ediyoruz sayenizde. Hep olun inşallah. Çok daha iyi işleriniz olsun. Sizi her yerde görelim, izleyelim.
Teşekkür ediyoruz. Kapıyı açalım. Alkışlarla uğurluyoruz kızlarımıza. Güle güle. Efendim, mikrofonu size vereyim. Buyurun, sahne sizin.